Herkese merhabalar. Hepimiz ebeveynler olarak çocuklarımıza din eğitimi verirken bunun korkutarak değil, sevdirerek olması gerektiği formunu biliyoruz. Burada hemfikiriz. Bu konunun biraz daha detaylarına girdiğimizde sizlerden aldığım bir soruya bu videoda cevap vermek istiyorum. O da kaç yaşındaki çocuğumuza ne anlatalım sorusu. Çocuklar kaç yaşına geldiklerinde dini kavramları öğrenmeye hazır olurlar? Hangi dini kavramı nasıl anlatalım? Hangi yaş çocuğuna dini sevdirerek vermek için nasıl adımlar atalım? Gelin bu soruların cevabını hep birlikte incelemeye çalışalım. Şimdi öncelikle şunun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum ki çocuklara din eğitiminin başladığı yaş aslında daha dünyaya gelmedikleri andan itibarendir. Çocuklar anne karnında bizim okuduğumuz Kur'anları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları zaten annesine canından öte bir can olduğu için, ruhsal anlamda bağlı olduğu için hissederler ve nasiplenirler. Yani aslında çocuklara din eğitimini öğretmeye daha gebe kaldığımız zamandan itibaren kendi yaşantımıza şekil vererek, kendi yaşantımızdaki o uhrevi süreci, o manevi süreci güzel yöneterek, bu sürece gerçekten hakkıyla dahil olarak, ibadetleri yapmaktan keyif alarak ve bu süreçte olabildiğince dua ederken, sesli ederek, namazlarımızı kılarken, zaten namazın gereği olan sureleri hafif bir sesle okuyarak çocuklarımıza ufak ufak, ince ince, ayet ayet, dua dua dini öğretmeye başlıyoruz. Farkında olmasak bile. Sonrasında çocuklar dünyaya geldiklerinde 0-2 yaş arası dediğimiz bebeklik döneminde yine çocuğumuz biz farkında olmasak da küçük bir bebeğin adeta bir kayıt cihazı gibi her halimizi gözlemlediği, gördüğü ve mıh gibi zihnine, yüreğine kaydettiği bir dönemde yaşantısal olarak din eğitimini yaşayarak çocuklarımıza model olmaya devam ediyoruz. Yani kaç yaş çocuğuna dini nasıl anlatalım sorusunu cevaplarken yine en zemine koyacağımız yer bizim kendi yaşantımız. Çocuğumuz 2 yaşına geldiğinde egosantrik dönem dediğimiz ben merkezci bir dönemdedir. Ben merkezci dönem çocuğun her şeyin, hayatta süregelen her şeyin kendiyle ilgili olduğunu düşündüğü, böylelikle kendiliğini inşa ettiği, kendinin farkına vardığı dönemdir. Çocuğa göre güneş onun için doğuyordur, ağaçlar sırf onun için meyve veriyordur. Gördüğü, görmediği, onun elinde olan, başkasının elinde olan bütün oyuncaklar onundur. Her şey ona aittir. Çocuğun algı sistemi, 2 yaş çocuğunun aynen bu şekilde işler. Dolayısıyla 2 yaş çocuğuna dini kavramları öğretirken, hayatına dini kavramları sokarken onunla ilgili olan kısımları Rabbini sevdirerek vermek, böyle bir motifi benimsemek gerekir. Ne gibi? Mesela çocuğumuzla bir elma ağacının yanından geçiyoruz diyelim ki, ya da bahçemizde bir elma ağacı var ve buradan çocuğumuza elma toplamayı göstereceğiz. Elini uzattı 2 yaşındaki çocuğumuz, elmayı aldı, böyle o kütür kütür elmayı hart diye ısırdı. Dedi, çok güzel dedi. Allah senin için yarattı. Allah senin için gönderdi. Görüyor musun güzel yavrum? Allah ağacın dallarına ne kadar güzel meyveler asmış. Sırf sen yiyebilesin diye gibi. Allah'ın ona gönderdiği, Allah'ın zaten yaratma sistemi içerisinde kainatta etrafımızı donattığı tüm nimetleri sadece ona özel yapılmış vurgusuyla çocuğa anlatıyor olmak 2 yaş çocuğunun bu egosantrizm dönemiyle eşleşiyor olacak. Bununla birlikte 2 yaş çocuğu artık dillenmeye başladığı, kelimelere ilgi duyduğu, dil alanındaki gelişmesinde sıçramalar yaşadığı bir dönemdedir. Bu dönemin gereği olarak da çocuğumuza hani nasıl şarkılar, tekerlemeler öğretiyoruz. Bunun gibi bir musiki eşliğinde sureleri, duaları, ilahileri, ama hadi otur bakalım sana Sübhaneke'yi öğreteceğim, hadi otur bakalım sana şunu demeyi öğreteceğim gibi değil. Yani bu bir dersmiş, bir ödevmiş gibi değil. Nasıl gün içinde bir şarkı mırıldanırız, bir bakarız ki çocuğumuz da o şarkıyı tekrar ediyor bir süre sonra. Yani ezberletme niyetimiz olmasa bile çocuğumuz bunu zaten emici bir sünger gibi alır. Ya da arabayla bir yerden bir yere seyahat ediyorken açtığımız böyle bir şarkı diyelim, radyoda çıkmış bir şarkı, bir bakarız çocuğumuz kendi kendineyken bunu tekrar etmeye başlamış. Aynı bu şekilde
şekilde hayatın doğal seyri içerisinde dini anlamda çocuğumuza vermek istediğimiz işte dua ezberi, sure ezberi, ilahi ezberi gibi dini kavramları ve motifleri de hayatın doğal seyri içerisinde söyleyerek, oyunların arasına serpiştirerek, bazen YouTube'da böyle videolar olabiliyor ya da böyle kasetler, CD'ler olabiliyor. Onları gittiğimiz, arabada çıktığımız yolculuklarda açarak çocuğumuzun işitsel hafızasından zihnine doğru emanet bırakabileceğimiz güzel bir yaştır. 3 yaş dönemi tuvalet eğitimiyle birlikte çocuklarımızın kendi özelliklerini keşfetmeye başladığı bir dönemdir. Bu yüzden çocuklar bir yandan her şeyi kendileri yapmak isterler bu yaş döneminde, bir yandan da her şeyi yapacak becerilerinin olmadığının farkındalığıyla, bir yetişkine ihtiyaç duymanın farkındalığıyla birlikte huzursuz ve isyankar bir hale girerler. 3 yaş döneminin genel özelliğidir bu. Bu yüzden bu yaş döneminde çocuğumuza din eğitimi verirken onun bu huzursuz ruh halinin, inatlaşan, her şeyi kendi yapmak isteyen halinin farkında olmalı ve din eğitimine dair hiçbir öğretiyi zorlayarak, baskılayarak, onunla biz inatlaşarak, hayır bak şimdi bunu yapacağız, hadi bakalım şimdi bunu okuyacağız, bunu öğreneceğiz diye bir zorbaca hale girerek, inadını çocuğumuzun körükleyerek çocuğumuza vermememiz çok önemlidir. Çünkü aslında öğrenim duygularla eşleştiği süreçte kalıcı olur. Ama güzel duygularla. Eğer din eğitimi, din öğretimi bir şekilde çocuğumuzun zaten huzursuz ve inatçı olduğu bir sürecin içerisinde bizim de onunla inatlaşmamızla eşleşirse, o zaman çocuğumuz sadece inatlaşmak için tepkisel tavırlar ortaya koyabilecektir bu süreçle alakalı. Dolayısıyla 3 yaş döneminin genel özelliklerini bilmeli, çocuğumuza yaklaşırken de bu özelliklere göre onun almak istediği kadar, bir oyunun içerisinde verebildiğimiz kadar olmasına rıza göstermemiz gerekir. 4 yaş soru dönemidir. Çocuklar 4 yaşına geldiklerinde literatürün bize verdiği bilgiye göre günde en az 300 ila 500 soru arasında soru sorarlar. Bu ne? Bu ne? Neden? Nasıl? Çocukların en çok sordukları ve anne babaların adeta biraz kafalarını dinlemek için böyle bir kenarlara, köşelere kaçmak istediği yaş dönemi 3 ila 4 yaş arasındaki bu geçiş sürecidir. Çocuklarımızın bu soru dönemi aslında fıtraten ne kadar merak ettiklerini, içlerinde fıtri bir biçimde merak duygusunu tetikleyecek kanalların açıldığını bize işaret eden dönemdir de aynı zamanda. Dolayısıyla bu dönemi ebeveynler olarak din eğitimi açısından fırsata çevirmek için çocuğumuzun zaten kendiliğinden sormaya başladığı Allah'la ilgili, meleklerle ilgili, cennet cehennemle ilgili, ölümle ilgili dini pek çok formatta sorduğu sorulara onu daha da meraklandıracak bir biçimde hadi gel beraber araştıralım mı, çok güzel bir soru sordun diyerek o soru döneminin gereğini yerine getirmek bizim yapmamız gereken en önemli ebeveynlik duruşlarından bir tanesidir. Bununla birlikte 4 yaşta Kur'an talimleri de ufak ufak başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği 4 yaş, 4 ay, 4 gün bandı aslında Kur'an öğretimi içinde güzel bir adımdır. 4 yaşına gelmiş çocuğumuzun tam da bu döneminde sünnet-i seniyeye de uygun olarak bir amin alayı düzenleyebiliriz belki onun için. Osmanlı'nın çok güzel geleneklerinden, ecdadımızın şahane geleneklerinden bir tanesidir aslında amin alayı. Çocuklarımızın Kur'an'a başlamasını, onların da hoşuna gidecek, hatıralarında, anılarında kalacak bir biçimde, arkadaşlarıyla birlikte bir araya geldikleri, en sevdiği belki pastanın yapıldığı, en sevdiği kekin, böreğin, çöreğin yapıldığı, onun böyle ufacık o döneme dair ezberlemiş olduğu bir duanın, bir surenin belki okunduğu ya da arkadaşlarının huzurunda, oraya gelen akrabalarının huzurunda belki elifbadan öğrendiği kadarını, eğer varsa daha öncesinde okuduğu, paylaştığı, çocuğumuz için herkesin, oradaki yetişkinlerin özellikle ve arkadaşlarının dualar ettiği, ne kadar hayırlı bir döneme geçtiğinin çocuğa hissettirildiği, küçük ufak hediyeler verildiği bu dönemle ilgili şahane bir amin alayı çocuğumuz için düzenleyebiliriz. Ve bu çocuğumuzun Kur'an öğreniminde, ibadetlere karşı iştiyakında mutlaka içindeki heyecanı arttıracak, keyifli bir hatıra ana olarak yer edecektir. Ve çocuğumuzun soru sormaya teşvik edildiği, yetişkinler arasında, ailesi içerisinde ve arkadaşları arasında taltif edildiği bu 4 yaş dönemi dini eğitim için güzel bir zemin, güzel bir adım da teşkil etmiş olacaktır.
5 yaş biz uzmanlar tarafından altın çağı olarak tarif edilen, tasavvufta ise hayal yaşı olarak ifade edilen çok önemli bir yaştır. 5 yaş çocuğu genel mizacı itibariyle uyumludur, sakindir, almaya açıktır. Bu yaş çocuğuna varoluşsal soruların da ortaya çıkmasıyla beraber anlama dair ufak ufak somut bilgiler verilebilir. Burada menkıbeler, kıssalar, hikayeler, masallar çocuğun dünyasında çok çok önemli bir yer teşkil eder. 3-4 yaşta biraz genel olarak anlatılan, kısacık ufak ufak anlatılan peygamber hikayeleri, hayatları bu yaşta biraz daha detaylandırılabilir. Ama okul öncesi dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi, peygamber efendilerimizin hayatlarını anlatırken elbette ki orada hikmete dayalı, çocuk için dehşet içerebilecek kıssaları, kısımları vermemek, paylaşmamaktır. Mesela Hazreti Yusuf'un hayatını anlatırken onun ahlakından, hayasından, edebinden, ne kadar zeki olduğundan, çok alim bir mucit olduğundan bahsettiğimiz kısımlarını anlatıp kardeşlerinin onu kuyuya attığı, kıskançlık gösterdiği kısımları paylaşmamak bu yaş dönemi için çok daha iyidir. Ya da Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail hakkında bilgi verirken Kabe'yi inşa etmelerinden hayatındaki Halil İbrahim bereketi olarak da hepimizin bildiği işte vermeyi, insanları yedirmeyi, sofralar donatmayı ne kadar sevdiğinden, ilim hikmet sahibi olduğu kısımlara dair öyküleri anlatmak ve fakat kurbanın hikayesini, bir babanın oğlunu götürüp Allah'ın onu kesmesini emrettiği kısmını daha hikmeti ve manayı anlayacak yaşta olmadıkları için bahsetmemek işin en doğrusudur. Okul öncesi dönemi çocuğu varoluşsal sorular sormaya başlar. Soyut zihni henüz çalışmıyor olsa da ölümü merak eder, doğumu merak eder. Bu yüzden 4-5 yaş çocuğunda artık 5 yaşın eşinden iyice geçtikten sonra mesela anne benim de bir kardeşim olsa isteğini duymaya başlarız. Çünkü doğum ya da bir bitkinin, yaşayan bir bitkinin mevsim değiştiğinde soluyor olması yani ölüyor olmasının farkındalığı artık bu yaş çocuğu için açılmıştır. Dolayısıyla 5 yaş çocuğuyla tefekkür yürüyüşleri yapmak onun dini zeminini de çok güzel besler. Her mevsimde yaprakların açması, solması, sararması, çiçeklerin açıyor, soluyor, dökülüyor oluşu, bir meyvenin bir ağaçta önce çiçeğe duruşu, sonra o çiçeklerin dökülüşü ve meyveye dönüşmesi, buradaki esmalar, çocukla konuşularak bu yaş çocuğunun zaten anlam arayışına dini eğitim penceresinden katkı sağlamak mümkündür. 6 yaş çocuğuna geldiğimizde artık hayatın ilk 6 yılını tamamlayan, okul öncesi dönemi bitirip 7 yaşla birlikte efendilik dönemine geçmesinin kapısını aralayan bir eşikte bir yavru görüyoruz 6 yaşa geldiğimizde. Bu yüzden biraz sancılı bir dönemde görüyoruz aslında. Hani nasıl ki çocukluktan ergenliğe geçiş kendi içinde belli sancıları beraberinde getiriyorsa, okul öncesi dönemden ilkokul dönemine geçiş de çocuk için sancılı bir basamaktır. Dolayısıyla çocuğun biraz daha inatçı, biraz daha huzursuz, kendi içerisinde biraz daha gelgitleri olan bir ruh hali olduğunu 6 yaş çocuğunda görmemiz, gözlemlememiz mümkün. Bu dönemin genel özelliğinin bu olduğunu bilmek ne işimize yarar peki din eğitiminde? Çocukların kendi iç dünyalarındaki çatışmaları bir şekilde oyun ve etkinliklerle dışa vurmayı sağlamak çocuğu rahatlatan bir etki oluşturur. Bu yüzden 6 yaş çocuğunun din eğitiminde ufak yarışmalarla böyle arkadaşlar arasında ya da aile arasında ufak yarışmalarla bildiği bilgileri pekiştirmek, hatta o yarışmalarda böyle kazanmaya teşvik edici onu ortamlar oluşturmak, çocuğun içindeki rekabet duygusunu, içindeki huzursuz hali dışa yansıttığı ve sağlıklı bir biçimde dışa yansıttığı güzel bir ortam oluştururken, psikolojik anlamda ona destek olurken, bir yandan da öğrendiği dini bilgiler, ayetler, hadisler, sureler, o yaşa kadar getirdiği neler varsa bunları pekiştirmesi konusunda da çocuğumuza destek olacaktır. Aynı zamanda çocuğumuz 7 yaşla birlikte başlayacak olan namaz gibi, oruç gibi belli ibadetlerinde bir ön hazırlığı olarak belki bir oruç kutusu hazırlayarak, belki çocuğumuz için ufak bir çocuk seccadesi yaparak, yani yaşına uygun bir biçimde ibadetleri sevdirecek ufak adımlar atarak da bu dönemi güzellikle geçirmiş olacaktır.
7 yaş çocuğu artık efendilik dönemine gelmiştir. 7 yaşla birlikte psikolojide gizil dönem dediğimiz kendi kabuğuna çekilme, ilkokul hayatının başlamasıyla birlikte sosyal hayatın artık anlamlandığı ve arkadaş ilişkilerinin önem kazandığı, arkadaşların birbirinden görerek yani akran öğrenmesi dediğimiz şekilde hayatında talim etmeye çalıştığı, davranışları pekiştirdiği bir döneme girmiş olur çocuğumuz. Bu dönemle birlikte de din eğitiminde de önemli aşamalar olur aslında. Dolayısıyla 7 yaşı 7 ila 10 yaş arası diye şöyle 3 yıllık bir periyotta dilerseniz ele alalım. Bu periyotta çocuğumuz için önemli aşamalar var. Ne gibi? 7 yaşından itibaren çocuklarınızı namaza başlatınız diyen güzeller güzeli Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi sırrınca çocuğumuzun hayatına namazı dahil edeceğimiz bir dönem. Bununla birlikte orucu eğer daha öncesinde ufak ufak başlamadıysak tekne oruçları şeklinde dahil edebileceğimiz. Yani çocuklarımızın artık ibadetlerle, Kur'an dışındaki, Kur'an öğrenimi dışındaki ibadetlerle de tanışmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu süreçte çocuğumuza nasıl destek olabiliriz? Özellikle namaz konusunda başlı başına bir kitap yazdığım kadar derin bir konu elbette. Ama çocuğumuza yine kıldırtmaktan ziyade sevdirtmenin temel alınacağı bir eğitim sehrini zihnimizin bir köşesinde her zaman tutalım. Bize neler yardımcı olur? Evin bir kenarında böyle artık maket camiler biliyorsunuz satılıyor. Böyle şeyleri bulmak mümkün. Ya da eğer çocuğumuz için maket bir cami alamıyorsak, ulaşamıyorsak ya da bunu alabilecek gücümüz yoksa karton kutulardan, kolilerden böyle maket bir cami tarzında böyle ufak bir şey inşa edip çocuğumuzla evde bir namaz köşesi yapabiliriz. Böyle bir şey yapmaya hiç gücümüz yoksa dahi çocuğumuza uygun bir seccadeyi bizim seccadelerimizin yanında evimizin ufacık bir alanına ayırıp seccadeler hep orada serili bir şekilde namaz yeri oluşturabilir ve çocuğumuzu bu namaz yerinde aile namazlarına, aile cemaatlerine davet ettiğimiz bir seyre sokabiliriz. Genellikle ibadetler seyrinde tedricilik şartı en başa koyduğumuz en önemli şartımızdır. Bu ne demek? 7 yaşında bir çocuğa birdenbire 5 vakit namaz kılmak fazla gelebilir. Onu belki yorabilir. Dolayısıyla 7 yaşına gelmiş çocuğumuza çok güzel bir namaz şöleni yaparak artık namaza başlama yaşına geldim ve sana bir namaz partisi veriyoruz diyerek arkadaşlarıyla yine eğlendiği, güzel vakitler geçirdiği, ailesinden dualar aldığı, işte belki ufak bir seccade hediye edilen, işte takkesi tesbihi erkek çocuklara ya da kız çocuğu için eşarbı, belki bir namaz elbisesi hediye edilen güzel bir parti yapıp bu partide de 5 vakit namazdan bir vakitini seçmesini çocuğumuza söyleyebiliriz. Genellikle çocuklar akşam namazını seçiyorlar böyle bir soru sorulduğunda. Çünkü hem en kısa namazlardan bir tanesi olduğu için, kısa olduğu için hem de okul seyrinin dışında kalan ailesiyle birlikte olabileceği bir namaz olduğu için genellikle akşam namazını tercih ediyorlar. Oradan çocuklarımızı başlatıp tamam bu yıl sana namaz hediye ediyoruz. Çünkü artık bir vakit namaz kılabilecek olgunluğa bu yaşa geldin. Dolayısıyla artık sana bu namazı hediye ediyoruz. Bu parti de onun partisi. Artık akşam namazlarında ailemize katılabilirsin diyerek demin bahsettiğimiz aile meclisinde, aile cemaatinde çocuğumuzu namazlara dahil edebiliriz. Namaza başlamak için güzel bir formül olur. Çocuklar ilkokul döneminde, somut işlem döneminde oldukları için yaptıkları şeylerin somut halini görmek onlarda temel pekiştiricidir. Yani mesela bir elma ağacı yapıp namaz vakitleri sayısınca elmalar koyup her kıldığı namazda üzerinde bir elmayı boyamak ve ağacı hadi bak elmaları kırmızı yapmaya çalışıyoruz. Bakalım kaç elmamız kırmızı olabilecek gibi çocuğumuza teşviklerde bulunarak böyle bir ufak tablolar çocuğumuza hazırlayabiliriz. Aynı şeyi oruçta da yapabiliriz. Mesela 30 Ramazan günü boyunca tuttuğu oruçları çocuğumuz bir şeyi boyayarak kaç oruç tuttuğunun sayısını görebilir. Ya da bir oruç kurdelesi hazırlayarak her tuttuğu oruçta bir kurdele vererek Ramazan'ın sonunda o kurdeleleri birbirine bağlayıp bak senin kocaman bir oruç ipin oldu deyip çocuğumuza aslında yaptığı ibadetleri somut şeyler olarak da ona gösterebilir ve her zaman yapamadıklarına değil yaptıklarına odaklanmak suretiyle 7 ila 10 yaş arasında çocuğumuzun dini gelişimine teşvik edebiliriz ve destek olabiliriz.
son olarak ergenlik öncesi 10 ila 12 yaş arasındaki çocuğumuza geldiğimizde bu dönemde yine sancılanmış bir çocuk görüyoruz. Çünkü ergenlik öncesi ön ergenlik dediğimiz dönemde artık yavrumuz. Ve çocukluktan gençliğe geçiş çocuğumuzun da yavaş yavaş artık kendini lider hissetmek istediği, yapabildiklerinin görünmesini hissettiği, istediği, buna ihtiyaç duyduğu bir yaş dönemi. Dolayısıyla 10 ila 12 yaş arasındaki çocuğumuzu namazlarda imam yapmak, onun hadi bir Kur'an okuyuver de şöyle bir gönlümüz şenlensin, senin sesinden dinleyelim demek, yemeklere başlarken, bitirirken dua yapmasına ondan rica etmek, onun sadece din konusunda değil, diğer hayatın içerisinde diğer bütün konularda anlattıklarına "Aa evet hakikaten gerçekten ne değişik düşünmüşsün, daha anlatsana bunu yani bu nasıl olabiliyor" gibi fikrini desteklemek, fikrine saygı göstermek, yaptıkları konusunda ve düşündükleri konusunda onu onere etmek çocuğumuzun içerisinde yeşermekte olan artık gençliğe, genç yetişkinliğe geçiş dönemine de katkı sağlayacaktır. Dil eğitimi konusunda da aile meclisleri, istişare toplantıları, mesela ailenin babasının haftanın belirlenen günlerinde akşamları oturup bir sohbet yapması, birlikte oturup işte bir kaynaktan okumalar yapıp istişare yapılması, bu istişarelere mutlaka çocuğun da dahil edilip onun da o konudaki görüşlerinin alınması, birlikte ayet okumaları yapmak, Rabbimiz bize ne söylemek istiyor diye bir ayeti okuyup mesela tek bir ayet üzerinden istişareler yapılması, aile içerisinde böyle ortamların oluşturulması çok 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 önemlidir. Çünkü artık gençlik dönemine gelmiş bir çocuk yetişkinliği de bizden modelleyeceği için bu tarz ortamlarda bulunarak dini, kaliteli, güzel bir zemin oluşturacaktır ve ait hissettiği aile ortamı içerisinde Rabbimizin fıtratına koyduğu o tohumların birer 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 fidan olması konusunda kendine verimli bir toprak bulmuş olacaktır.